yapamaz. Neden? Eksik olan ne? Bu bir şehir efsanesidir. Dünya bunu böyle bilmez. Ne gerekiyorsa bütün malzemeleri önüne koyalım ama bir şart koyalım. Diyelim ki bu laboratuvarı kurmak zorundasınız. Kaynağı sordun. Burada bir tuzak soru var. Kıymanın yağsız olmasıdır. Serdar Bey merhabalar. Merhabalar Can. Bugün programımızın 3. bölümünde doğru dondurma üzerine soru sormak ve ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ama önce dondurmanın ne olduğunu sizden dinleyelim. Lütfen dondurma nedir? Dondurma tebliğe göre yanıtlayalım. Çünkü dondurma tebliği var. Tebliğ şöyle söylüyor. Dondurma, süt ve diğer dondurma bileşenlerinin beraberce pişirilip pastörize edilmesiyle ve tekniğine uygun olarak yapılan, donuk olarak servis edilen, tatlıya verilen genel bir isimdir. İçerdiği süt miktarına göre tam yağlı, yağlı, yarım yağlı dondurma olarak adlandırılabilir. Bunun yanı sıra yine içerdiği çeşni olup olmamasına bağlı olarak çeşnili dondurmalar ve çeşnisiz dondurmalar olarak adlandırılır iki tip. Çeşnilerin miktarına göre de işte kakaolu, çikolatalı, fındıklı, fıstıklı, bademli ve benzeri bir sürü çeşit içeriğine bağlı olarak da onlarca çeşidi söylenebilir dondurmanın. Ama süt içermeyen dondurmalara ise verilen bambaşka bir isim vardır. Onlara sorbe denir ve bunlar bizim konumuzun bugünkü konumuzun dışındadır. Fakat doğru dondurma olduğu gibi doğru sorbe diye adlandırdığımız bir olay da vardır. Onun için de ayrı bir video çekeriz. Peki dondurma besleyici midir? Çok güzel bir soru. Dondurma besleyicidir. Dondurma sütten çok daha fazla yani 3-4 kat daha fazla yağ içerir. Dondurma sütün içeriğinden %12-16 daha fazla protein içerir. Dondurma çok besleyici bir üründür. E, sadece süt içeriğinden gelmez süt, süt yağı, çeşnelere bağlı olarak işte e, şekeri vardır. İçerdiği meyve, fındık, fıstık çeşnelere bağlı olarak, e, şekere bağlı olarak Sütten çok daha fazla besleyici bir üründür. E, dondurmada protein son derece önemlidir. İnsanların beslenmesinde protein e, çok büyük bir öneme sahiptir. Bunun nasıl bir önem olduğunu belirtmek için burada dinleyicileri de yani çok fazla sıkmamak için kısaca proteine bir değinmemiz lazım. Proteine bir eee kısaca bir girelim. Amino asitlere çok kısa bir girelim ama söz çok kısa olacak. Dondurmanın içerdiği süt proteinleri mükemmel bir biyolojik değere sahiptir. Çünkü bütün esansiyel amino asitleri içerir. Protein kendine has eee amino asit düzenine sahip bir polipeptittir. Tüm proteinler Aynı 20 amino asidin değişik şekillerde birleşmesinden ve katlanmasından oluşur. Nükleik asitler hücrede genetik bilgiyi taşırken proteinler bu genetik bilgiyle yapılacak işlerden sorumludur. Protein önemlidir. Neden önemlidir? Bunu çok kısaca gene bir değinelim. 1. Protein görevi hücre dokusunu inşa etmektir. 2. Hasar gören dokuyu onarmak ve hücreleri yenilemektir. 3. Moleküllerin vücutta taşınmasını sağlamak 4- Enfeksiyona karşı koruma. 5- Bağışıklık sistemini güçlendirmek. 6- Metabolizmanın düzenlenmesini sağlamak. 7- Vücudun enerji ihtiyacını sağlamak. 8- Azotun vücutta kullanılabilir hale gelmesini sağlamak. 9- Kas kütlelerinin gelişimini sağlamak. Bitkisel bazlı bazı protein kaynakları da var. Ancak hiçbir bitkisel bazlı protein kaynağı hayvan bazlı, hayvansal protein kaynaklarından daha çeşitli, daha zengin değildir. O yüzden hayvansal kaynaklı protein ile beslenmek de vücudun sağlıklı bir vücut için olmazsa olmazdır diyebiliriz. Dondurma kalsiyum ve fosfor gibi pek çok mineral kaynakları açısından zengin olduğu gibi vitamin kaynakları açısından da zengindir. Dondurmadaki vitamin kaynakları örneğin A, D, E, K, B1, B2, B6, B12 ve C vitaminleri e, açısından son derece zengindir. Bütün bu vitaminleri dondurmayla alabilirsiniz. Ama biraz önce saymış olduğu bütün bu güzel nitelikler, yani vitamin açısından zengin olması, mineraller açısından zengin olması, uzun uzun anlatmak yani değinmek zorunda kaldığım aminasitler ve proteinler açısından zengin olması her dondurma için geçerli değildir. Bunun, bunlar, bu saydıklarımız doğru dondurmanın için geçerlidir ve doğru dondurmanın temel yapı taşlarıdır. Yani dondurmanız doğru dondurma olduğu için bu faydalar ya da bu e, olumlu şeyler dondurmada bulunur. Peki olmazsa ne olur ya da doğru dondurma nasıl yapılır? Şimdi buna gelelim istersen. Doğru dondurma üretmek için dört tane e, ana başlık altında toplayabiliriz gereklilikleri. Nedir bunlar? Bir doğru ham madde kaynağı, iki doğru proses, 3 doğru reçete, 4 doğru ekipman. Hadi bir de 5'e ekleyelim. Bütün bunlar için tabii ki olmazsa olmaz doğru insan. Şimdi doğru ham madde çok önemlidir. Örneğin süt temel ham başlayalım. Sütünüz doğru süt olmalıdır. Ne demek bu? Sütte antibiyotik olmamalıdır. Sütte mastitis olmamalıdır. Sütte karbonat olmamalıdır. Süttü kurtarmak için hidrojen peroksit kullanılmamış olması gerekir. Süte su konulmamış olması gerekir. Sütten yağın çalınmamış olması gerekir. Ve daha başka şeyler de var. Yani daha doğrusu sütte taklit ve tahşiş olmamalıdır. Eğer böyle bir süt size ulaşırsa bundan doğru bir dondurma ortaya asla çıkmaz. Peki Serdar bu sütün gelip gelmediğini nasıl anlayacağız biz? Ee, sütü koklayarak, süte bakarak sütün renginden bunları anlayamazsınız. Bunları anlayabilmenin yolu bunları analiz etmektir. Hayvanlar hasta olduğunda hayvanlara antibiyotik iğnesi yapılır. Antibiyotik iğnesi yapılan hayvanın e, hayvandan sağlayacak e, ilk 3 gün boyunca sağlayacak sütün Asla satılmaması, asla kullanılmaması, asla tüketilmemesi gerekir. Bu sütün süt imha çukurlarında, çiftlikteki süt imha çukurunda imha çukuruna dökülerek imha edilmesi gerekir. Yani o sütü alıp tarlaya ya da sokağa ya da toprağa serpemezsiniz. Çünkü toprağa da bu antibiyotin geçmemesi gerekir. Süt imha çukurları vardır ve orada bunların imha edilmesi gerekir. Dolayısıyla bu süt imha edilmeyip de eğer Tüketiciye gönderilirse, gerçi bundan peynir olmaz ama bundan bal gibi dondurma olabilir. Hatta belki bu süt tedarikçisi e, zarar etmemek için bunu dondurmacı kardeşimizin e, bilgisi da, e, dışında ona e, sanki antibiyotiksiz sütmüş gibi verebilir. Dolayısıyla dondurmacının, bir kere doğru dondurmacının, bu sütü analiz edebilme yeteneği olması lazım. Kendisine gelen sütte antibiyotik var mı, mastitis var mı ve benzeri konularda. Mastitis nedir? Hayvanın e, e, meme çeperlerinde, meme torbasında, çeperlerinde e, akıntı, irin, kan ve benzeri bu yaraların e, çıbanlardan e, süte dökülmelerin olmaması gerekir. Bunlar son derece güvenli süt için önemli unsurlardır. Peki abi kutu sütlerde de böyle bir durum var mı? Kutu sütlerde UHT kutu sütlerde şüphesiz ki toplarken antibiyotik kontrolü yapıyorlar. Antibiyotik kontrolü ile bu sütleri tedarik ediyorlar. doğru dondurmacının kendisine gelen sütün antibiyotik içerip içermediğine, mast içerip içermediğine bütün yağının alınıp alınmadığına, hidrojen peroksit olup olmadığına, karbonat ilave edilip edilmediğine, su ilave edilip edilmediğini analiz etmesi mutlak gerekli. Mutlaka. Yani eğer bu işi yapıyorsan bu işin raconu, bu işin doğrusu budur. UHT sütler ise dondurmada yani bir mahalle dondurmacısında, bir artizan dondurmacısında kullanılacak doğru süt değildir. UHT süt yüksek ısıda pastürize, pastürizasyon işlemine tabi tutulduğu için bunu proses başlığı altında değerlendirmek lazım aslında. İkinci bir pastürizasyonda proteinler denatüre olur. Bu nedenle UHT sütten ziyade düşük pastürizasyonda yapılmış ya da çiğ süt kullanmak gerekir. Fakat çiğ sütü işleyebilmek çok ciddi bir proses güvenliği gerektirir. Dolayısıyla çiğ süt işleme onay belgesine sahip bir tesiste bunu ancak yapabilirsiniz. Çiğ süt işlemek kolay bir şey değildir. Yani her işletme gerekli koşulları sağlamadan çiğ süt işlemeye kalkışmamalıdır diyelim. Biz evimizde sütü çiğ süt olarak alıp kaynatıyoruz ve tüketiyoruz. O zaman bir yanlış yapıyoruz burada. Yani sokaktan çiğ süt almak çok güvenli bir şey değildir. İçinde biraz evvel bahsettiğim şeyler, hileler, taklitler, tahşişler olmuş mudur, yapılmış mıdır? Bunu asla bilemezsiniz. Aslında bir yerde bir kumar oynuyoruz diyelim biz. Yani asla güvenilir değildir. Ama sütü doğru olan da olabilir, olmayan da olabilir. Bu artık vicdanına kalmıştır. Ancak yani tutup da her ev çiğ süt aldığında bunun doğruluğunu tespit etsin diye evine laboratuvar kursun diyemeyiz. Ama neticede siz her gün bunu yapıp her gün bununla beslenmiyorsunuz. Ama günde 100 kişiye, 200 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye hizmet ettiğiniz bir iş yapıyorsanız ve siz buradan ekmek parası kazanıyorsanız ve varlığınızı bu işinize borçluysanız işinize gereken yatırımı da yapmak zorundasınız. Bu iş eğer size Araba almışsa, geçiminizi sağlıyorsa siz de bu işin gerekli olan minimum gerekliliklerinden birisidir ki bu laboratuvardır. Bu laboratuvarı kurmak zorundasınız. Bu laboratuvarı kurmak e, milyonlarca TL değerinde bir şey olmayabilir. Bu kadar büyük yapmanıza gerek yok. Ama e, minimum gereklilikleri karşılayabilmek için böyle e, sedan bir arabanın dörtte bir fiyatına... E, güvenli sütü tespit edecek bir laboratuvar kurabilirsiniz ve kurmalısınız. Minik de olsa kendisine bir laboratuvar kurmuş olan dondurmacı doğru dondurmacıdır diyebilirim. Ama sadece bu yeterli koşul değildir tabii ki. Doğru ham maddede doğru süt tabii gerekli dedik ama doğru sütten sonra doğru yağ kaynağı önemlidir. Doğru yağ kaynağı ama hangi yağ? Şunu söyleyeyim ilk önce, yemekleri lezzetlendiren yağdır. Sen dünyanın en iyi köfte yapan uzman şefi ol, ben sana 1 kilogram yağsız kıyma vereyim ve bundan bana dünyanın, madem dünyanın en iyi köfte ustasısın, bundan bana dünyanın en lezzetli köftesini yap diyeyim, yapamazsın. Neden? Eksik olan ne? Her türlü malzemen var, kıymayı da verdik ama yağsız kıyma. Yapamamanın sebebi, kıymanın yağsız olmasıdır. Yağ içermemesidir. Sen dünyanın en iyi pilavcısı ol. Ben sana dünyanın en iyi pilav için pirincini vereyim. Ne gerekiyorsa bütün malzemeleri önüne koyalım ama bir şart koyalım. Diyelim ki bu pilavı yağsız yap. Yapamazsın. Halbuki dünyanın en iyi pilavcısısın. Yapamazsın. Çünkü yağ lezzeti taşır. E, dondurmada da yağ lezzeti taşır. Bütün yemeklerde olduğu gibi. Ama doğru yağ hangisi? Pilav için doğru yağ başka bir şeydir. E, köfte için doğru yağ başka bir şeydir. Dondurma için de doğru yağ bir doğru yağ vardır. Ama hangisi? Soya, palm, ayçiçek, bitkisel margarin, katı margarin, e, tereyağı, e, sade yağ ya da taze süt kaymağı. Dondurma için en değerli yağ kaynağı sütün kendi yağı olan taze süt kaymağıdır. Taze süt kaymağın erime derecesi 28 derecedir. Ancak bu saydığım yağlar içinde öyle yağlar var ki mesela 40 ile 50 derece arasındaki yüksek ısılarda eriyen yağlar var. Bunlar içerisinde trans yağ sahip olanlar var. Bunlar kullanılmamalıdır. Süt için en uygun yağ sütün kendi yağı olan taze süt kaymalıdır. Peki Serdar Bey, sorbeler için en iyi yağ kaynağı? Can şimdi şimdi sorbeler için en uygun yağ e, kaynağı sordun. Burada bir tuzak soru var. Sen burada tabii e, bilmediğini düşünmüyorum. Mutlaka biliyorsun. Sorbelerde yağ diye bir şey yoktur. Çünkü sorbeler e, dondurma değildir. Sorbe süt süt proteini, süt yağı ya da başka bir yağ kaynağı içermez. Ancak meyvelerin kabuklarında bulunan bazı esans yağlar vardır. Bu yağlar meyvenin kabuğunu da kullandığımızda çok az miktarda geçebilir. Ancak biz bunu bir yağ kaynağı olarak değerlendiremeyiz. Yani limonun kabuğunda da var, portakalın kabuğunda da var, mandalinanın kabuğunda da var. Bunun yanı sıra tabi dondurmalarda eğer fındıklı, fıstıklı, cevizli ve benzeri bademli Garnitürler kullanılıyorsa bunların da verdiği bir yağ kaynağı vardır. Yani cevizin yağı, bademin yağı, fıstığın yağı, fındığın yağı. Bunlar da dondurmadaki yağ kaynağını sütten gelen yağ, süt kaymağından gelen yağ ve bu çerezlerden gelen yağlar bir araya gelince yağ kaynağını daha da yukarıya doğru çekerler. Ama sorbelerde asla yağ yoktur, süt proteini yoktur, süt yoktur. Sorbelere bir miktar süt ilave edilir ya da dondurma miksi ilave edilir. Bu bir şehir efsanesidir. Dünya bunu böyle bilmez. Bütün dünyada sorbeye sorbe, sorbet ya da sorbetto denir. Ve bunun anlamı içerisinde süt ve süt ürünleri bulundurmayan dondurmaya benzer donuk tatlıdır. Eğer içerisine bir miktar süt ya da dondurma miksi ilavesi yapılırsa bu sorbe olmaktan çıkar. Doğru dondurmada hammadde madde kaynakları olarak sadece süt e, süt kaymağı değil ayrıca meyve de var. E, kimi dondurmalarda meyve de kullanılabiliyor. Sadece meyveden yapılanlar biraz evvel bahsettik e, sorbi olarak adlandırıyoruz. Ancak Türkiye'de meyve tarımı çok e, tehlikeli yapılmaktadır. Yüksek miktarlarda e, pestisit yani tarım zehri kullanılmaktadır. Bu tarım zehirleri kullanıldığı için de insan sağlığı için büyük riskler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla doğru dondurma için peysit içeren bir meyvenin asla kullanılmaması gerekir. Bizim doğru dondurmada ya da doğru sorbede temel amaçlarımızdan bir tanesi insan için faydalı olan besini ortaya koymak. Dondurma ya da adına sorbe dediğimiz besini ortaya koymak. Bu bağlamda eğer bir meyve tarım zehiri içeriyorsa biz buna tutup da bundan yapılan bir dondurmaya doğru dondurma diyemeyiz. Peki ne yapması gerekir dondurmacının? Dondurmacının bir kere pestisit içermediğine dair, meyvenin pestisit içermediğine dair laboratuvar analizini yaptırması gerekir. Ve güvenilir çiftçiyle çalışması gerekir. Ancak çiftçinin her zaman doğru işini, işini doğru yaptığını doğrulaması gerekir. Yine bunu laboratuvar analiziyle gerçeklerini sağlaması gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Örneğin biz meyveyi önce gideriz tarladan numunesini alırız ve bu numuneyi bağımsız laboratuvara göndeririz. Bağımsız laboratuvardan bize rapor pestisit vardır ya da pestisit yoktur diye gelir. Pestisit yoksa biz gideriz bu çiftçimizden hasadımızı kendimiz yaparız. Ve sonra bu pestisit olmadığına dair raporu da çiftçimizle paylaşırız. Bunu çiftçimizden tabii ki bu raporu almasını yapmasını bekleyemeyiz. Neticede eğer bir çiftçi benim elimde benim tarlamın raporu var derse o raporun gerçekten o tarlaya ait olup olmadığını da anlamak mümkün değildir. Pestisit zehri kanserojen bir zehirdir. Fakat çok bilinçsiz kullanıldığı için maalesef bazen pestisit uygulandığında o tarım ürünleri insanlar için öldürücü de olabiliyor. Yani ağır kanser vakalarına neden olabildiği gibi öldürücü de olabiliyor. Buna daha önce çektiğimiz Sorbe isimli, Sorbe nedir isimli videomuza da değinmiştik. İşte pestisit tüketimini 1950'den bugüne kadar ne kadar yükseldiğine dair işte pestisit miktarı üretimi 1950'li yıllarda 1 milyon ton iken yılda dünyada insan nüfusu 2,5 milyardı ve işte bundan 5 yıl evvelki rakam insan nüfusu 8,5-9 dayandı Ancak pestisit üretimi 1 milyon tondan tam 250 kat artarak insan nüfusu 3 kat arttı. Ancak pestisit tüketimi 250 kat artarak 250 milyon tona ulaştı. Yani bu esnada pestisit zehri bazı bilinçsiz ellerde, ...daha fazla verim artışını sağlamak için ya da tarla zararlılarıyla mücadele etmek için şuursuzca yüksek miktarlarda uygulanabilmektedir. Bu da öldürücü sonuçlara sebebiyet verir. Bunun bir örneğini, bildiğimiz bir örneğini, adı konulmuş bir örneğini, ispatlanmış bir örneğini... ...işte birkaç yıl evvelki o yine Sor Benedir isimli videoda değinmiştik, minik saliha vakasında gördük. Baba eve nar alıp geliyor... Ailece narı yiyorlar sonra hepsi e, hastanelik oluyor komaya giriyorlar komadan minik salya çıkamıyor. Savcılık soruşturması ve adli tıp raporunda e, ispatlandı ki adli tıp diyor ki bu vakanın yani bu ölümün sebebi nara uygulanan tarım zehridir, Pestisit zehridir. Bu zehirden dolayı e, bu e, vakada ölümlü olay e, gerçekleşmiştir. Tabii e, pek çok rahatsızla e, uğramamızın sebeplerinden bir tanesi bu tarım zehiri olabilir. E, örneğin mesela e, sütte de eğer süt doğru süt olmazsa salmonella olursa, listerya olursa ve benzeri şeyler olursa bunlar mikrobiyolojik e, sütteki arızalar, bozukluklar. Biraz evvel doğru süt kaynağı, doğru ham madde açısından doğru süt kaynağını söylerken buna değinmemiştik. Bunların da olmaması gerekiyor. E, Aksi halde mesela bir lister örneğini vereyim. Listeria e, içeren bir sütü yiyen ya da içen e, hamile bayanlarda bu bir e, araştırma konusudur, vakadır. %70 yetmiş hamile bayanlarda düşüklere sebebiyet vermektedir listeria içermesi. Yani e, bir kişinin bebeği düşüyor fakat bunun sebebinin yediği listerya içeren dondurmadan ya da listerya içeren sütten kaynaklandığı hiç kimsenin aklına gelmiyor. Fakat bu da vaka. Doğru ham madde derken bir diğer doğru ham madde kaynağı da şekerdir. Şeker dondurmanın en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Şeker olmazsa dondurma olmaz diyebiliriz. Gerçi şekersiz dondurma olabilir ama bu Sadece e, şeker tüketmekten imtina eden insanların tüketebileceği bir dondurmadır ve tatlandırıcı da içermez. Bunu biz yapıyoruz. Başka yapan var mı bunu bilmiyorum. Yani sıfır şeker, hiç ilave şeker kullanmadan e, şekersiz dondurma yapan. Peki doğru şeker nedir? Şeker kaynaklarına baktığımız zaman sofra şekeri dediğimiz bir şeker vardır. Adı sakkarozdur. Meyveden Meyvenin şekerine e, fruktoz denir. Mısırdan yapılana glukoz denir. Glikozun yapılma başka yöntemleri de vardır. Çok teknik detaya girmeyelim bu konuda. E, tahılın maltlanmasından işte maltoz yapılır. Şeker kamışı da bir şeker kaynağıdır. Şeker kamışından yapılan şekerler de çok çeşitli şekerler vardır. Şeker kamışından yapılan örneğin demarara şeker, kastır şeker, granulated şeker, e, yumuşak kahverengi şeker, muskavado şekeri gibi çeşitli şekerlerde vardır ama bu şekerler şeker Kamış'tan yapılan bu şekerler Türkiye'ye pek gelmezler. Bunlar pahalı da şekerlerdir. Türkiye ithalatı yasak galiba yani gelmiyor. Geliyorsa da ben hiç rast gelmedim burada. Tabii bunun dışında bir şeker kaynağı bal olabilir. Bir diğer şeker kaynağı ise bu meşhur Kanada bölgesinde olan akça ağaç şurubu. Bunlar da çok çok pahalı şeker kaynaklarıdır. Dondurma için e, hangi şekeri kullanırsanız kullanın. Önemli olan nokta şudur. Bu ilave şeker hangi şekerden ister baldan ister akça şurubundan ister demarara şekerinden şeker kamışından efendim hangisini kullanırsanız kullanın. En minimum miktarda kullanmak e, en doğrusudur. Çünkü şekerin kendisi Bizatihi kendisi çok doğru bir gıda maddesi değildir. Yani şekerden olabildiğimiz kadar uzak durmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü bir insanın, bir bireyin, normal bir bireyin günde tüketmesi gereken maksimum doz miktarını da belirtmiştir. Yağda olduğu gibi şekerde de ve diğer besin değerlerinde de. Dolayısıyla şekeri bol bir dondurma yemek... Çok ucuz bir dondurma yemek anlamına gelir çünkü şeker ucuz bir ham madde kaynağıdır. Yani çok şekerli bir dondurmadan uzak durmak gerekir. Çok şekerli bir dondurma doğru bir dondurma değildir. İdeal şeker sofra şekeri dediğimiz sakkarozdur. Ama sakkarozu kullanırken yapıda, tekstürde bazı problemlerle karşılaşırsa diğerlerinden kullanılabilir. Ama çok minimum sakkarozla minimum miktarda kullanılmalıdır. Dextroz da minimum miktarda kullanılacaksa eğer katkı ver desteklemek için çok minimum limitlerde kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra uzak durulması gereken bir şeker var. Uzak durulması gereken. Bütün bunların dışında bir şeker. Bu şeker, şeker HFCS diye adlandırılan yüksek fruktozlu mısır şurubu. Bundan uzak durmak gerekir. Yani bunu minimum miktarlarda bile kullanmamak gerekir. Bu şeker şöyle bir özelliği var. Normal sofra şekerinden bile ucuzdur. Bu şeker taşıması, nakliyesi, depolaması çok kolaydır ve rahattır. Zahmetsizdir. Ve örneğin dondurmada yapıyı, tekstürü, kıvamı çok güzelleştirir. Bu şeker aynı zamanda dondurmanın soğukluk hissini yok eder. Yani Size soğuk gelmez dondurma ancak bu şeker bizim uzak durmamız gereken bir şekerdir. Kullananlar var mı? E, tabii ki e, kullananlar çok. Peki Serdar Bey düşük şekerli dondurmalar o zaman sağlıklı. E, piyasada çok şekilde kurmalı dondurma, tayyal dondurma, ballı dondurma ile karşılaşıyoruz. Bunlar o zaman çok sağlıklı ürünler. E, e, şeker kaynağı olarak bal kullanabilirsiniz. E, Kurmak kullanabilirsiniz. E, stevia bundan başka bir şeydir. E, o e, şeker dışında tatlandırmak amacıyla kullanılır. E, bunlar kullanılabilir. Ancak e, ısrarla üzerine durmak istediğim şey şu: e, Hangisini kullanırsanız kullanın, az miktarlarda. Yani. E, Bal da çok sağlıklı bir şey değildir. Bir yere kadar. Doz çok önemlidir. Doz o kadar önemlidir ki bir şeyin zehir mi, ilaç mı olduğunu belirleyen yegane şey dozudur. O yüzden yani bal iyidir, hurma iyidir deyip bunları abartarak kullanmak asla doğru değildir. Neticede bunlar da bir şeker kaynağıdır, fruktozdur. Örneğin elma suyu. Elma suyu fruktoz içerir. Yüksek oranda fruktoz içerir. Masum bir şey değildir. Zaten Sorbe Nedir isimli videomuzda da paylaşmıştık. Doktorlar meyvenin suyunu içmeyin, meyvenin kendisini yiyin. Çünkü içinde lif vardır diyor. Yani içinde bunların kendisini yemediğimiz için bana kalırsa Dozunda kullanmak son derece önemli. Bal da olabilir, hurma da olabilir. Stevia da kullanılır, kullanılabilir, kullanıyorlar da. Stevia'nın yalnız sadece stevia bitkisinden yapılıp yapılmadığı önemlidir. Onun muhteviyatına bakmak lazım. Bazen stevia denilen şeyin içerisinde tatlandırıcılar, yani başka tatlandırıcılar, başka, başka şeker kaynakları olabiliyor. Buna bakmak lazım. Eğer sadece gerçekten %100 stevia ise bu tatlılık vermek açısından kullanılabilir. Şekerin yapıya vermiş olduğu özelliği vermez. Can istersen videomuzu çok uzun tutmayalım, kısa tutalım. Yani doğru dondurma için doğru ham madde kaynağından bahsettik. Daha dört tane madde var. Doğru reçete, doğru proses, doğru ekipman. Evet, üç tane varmış, dört tane demiş. Gerçi doğru insan da dedik ama o her işte doğru insan lazım, müteahhitlikte de doğru insan lazım, bürokraside de doğru insan lazım, madenlerde de doğru insan lazım, trafikte de doğru insan lazım, doğru şoför lazım. Her yerde maalesef, yani maalesef demeyelim de, inşallah <laughs> doğru insanı her yerde buluruz. Bunu ikinci bir video yapalım. İkinci bir videoda buna değinelim. Video çok uzun olmasın da insanları sıkmasın. Şimdilik ikinci videoda Doğru Dondurma'nın ikinci videosunda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar sunalım. Kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın. Doğru Dondurma'da kalın. Sevgiyle kalın. Dondurmanızı dondurmacıdan yiyin. Sevgiler. Sen gerçek dondurma